Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, herkese selamlar ve sevgiler. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Geçen bölüm şu sağ tarafta gördüğünüz havalimanını inşa etmiştik. Bu bölümde şehrin diğer taraflarına doğru yavaştan inşaatlarımızı devam ettireceğiz. Belediye meydanı ve pasaj yapmayı düşünüyorum. Güzel bir çarşı yapmayı düşünüyorum. Bir iki güzel yorum gördüm. İtfaiye ve postane hizmeti bu bölgede yapmamışız, yapmayı unutmuşuz diyelim. Onları yapacağım. Ondan sonra da diğer projeye doğru gideceğim. Belediye meydanı ve çarşıyı böyle farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Şöyle bir yangın evi var. Şöyle bir kentsel yangın evi var. Bana kalırsa standart bir yangın evi burada işimizi görebilir. Bir adet de şöyle gözcü kulesi. Bir adet de şu arkada. Ama şurada olsun istiyorum ben bu gözcü kulesi. Bunu da tabii ki yola böyle değil de şöyle olsun istiyorum. İki gözcü kulesi beraber senkronize çalışsın istiyorum arkadaşlar. Evet, tamamdır. İki tane de yangın kulemiz, hatta ekstra geliştirme aparatı da var. Onu da yaptım. Onun dışında internet çekimi burada fena değil ama şu bölgede bir adet küçük bir uydu vericisi şuralarda bir yerde olabilir. Bakıyorum, hiç de boş yer kalmamış. Harikayız. Şöyle yola yapışma özelliğini devre dışı bırakıp şuraya da bir adet şöyle uydu sistemi koyarak bölgenin daha da gelişmesine katkı sağlayabiliriz. Bakar mısınız şu otobüslere? Çok otobüs var. Otobüsler, yani burayı bu kadar işgal etmeyin. Tamam mı? Beni deli etmeyin. Bunların biraz az adedine düşürsem mi acaba? Otobüs hattı 16. Bunu 8'e düşürdüm. Bakayım başka ne var burada. Otobüs hattı nerede yazıyor? 15. Bu iyi. Bunun yolcu sayısı iyi. Şu kaç? Otobüs hattı 15. 15'lerden güzel yolcu geliyor. Bak burada da 15'ler var. 16. Şu 17. 17'yi de düşüreyim. 17 3 taneymiş zaten. 3 tane kalsın. Birbirlerini salıyorlar. Çok güzeller. Deliler, sen adam olduğunu da birbiriniz mi soluyorsunuz? Ve bir adet de postane bölgede iyi hizmet verebilir yazılmış yorumlarda. Dedim çok mantıklı, hemen bunu da uygulayalım. Şu köşede bakın şöyle bir boşluğum var otellerin yanında. Bir adet burada. Şöyle bir adet de burada. İki adet postane ile bu şeyinizde dileğinizi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Lan cineli gibi oldum ha. Şunu şöyle arkaya doğru koyayım. Tamam, başka bir eksik var mıydı galiba? Yorumlarda bu kadardı sanırım. Şöyle bir postane falan da halledildiğine göre bir mesaj kutusu koyacağım ben. Şöyle yolun iç taraflarına daha çok. Hani yakın olsun diye kullanımı. Yani böyle iyidir bence ya arkadaşlar. Postaneyi de koydum, kullandık. Etrafa şeyini, desteğini verdik. Tamam, daha bir şey kalmadı bence. Arka yolda posta hizmeti yok gibi görünüyor. Orada olmasın zaten. Ne yapacağız burada? Gerek yok da. Posta depolama uzantılarını da genişlettim. Ya gençler, burası biraz çıplak duruyor. Şimdi ben burada bir şeyler deneyeceğim ama. Bak şöyle. Ağaç koymayacağım bu sefer. Yani o yığın koyuyordum ya, öyle koymayacağım. Şu 3-4 tane ağaç şeyi koydum. Sonra bunun etrafını gençler, şöyle hızlandırılmış bir video da düşünüyorum ilerleyen süreçte. Böyle şey ağaçlarla, böyle küçük çalı parçalarıyla bir grup haline getiriyorlar bunları, tamam mı gençler? Şu şekilde. Benim yaptığımın biraz daha böyle detaylı olanı, yani ben biraz daha sade yapıyormuşum. Yani son raddede böyle görünüyor ağaçlarımız. Geriye kalan yerlerde genelde çalı çırpı vesaire var ama diğer bölgelerde ağaçlarımız devam ediyor şeyine, varlıklarına. Bunu da yapalım. Burada da bağlantı eksiğimiz kalmış. Süper sevgili gençler. Peki bizim burası turizm açısından ne durumda şu anda? Abi turist geliyor, para harcamıyorlar. 12.000 turist geliyor aylık. Para bakta bence. Çok mod kullandığım için. Gelecek sezon modların birçoğunu silmeyi düşünüyorum. Peki arazi değerimiz ne durumda? Bu şirket karlılığı. Aa, ortalama ticaret karına bak, çok düşük. Ofis karı çok yüksek. Ortalama arazi değeri 40.000 doları vurmuş durumda arkadaşlar. Şöyle etraftaki olaylar böyle görünüyor. Bak ormanlar neden böyle değerli bilmiyorum ya. Çok mantıksız bence. Bak yani bunu bana bir açıklayabilir misiniz? Bak bu değil, yanlış yerdeyim. Bir saniye, şura mıydı? Şura, şurası. Bak görüyor musunuz abi? Orman çok değerli ya. Niye böyle acaba? Yani boş olduğu için mi? Bak şuralar çok değerli. Acaba burada bir yerleşke var da burayı satın alma şeyleri, talepleri mi var acaba? İstiyorlar mı öyle bir şey? Bak mesela şurası. Bak hiçbir şey yok. Deli gibi kar var ama arazi değeri çok yüksek. Bak burası. Çok daha sade. Toplu taşımanın gittiği yerler de sanki çok yüksek gibi. Bak görüyor musunuz? Hep toplu taşımanın olduğu bölgeler biraz daha diğerlerine göre yüksek durumda. Bak şuralarda bir şey yok. Yolun olmadığı yerlerde hiç kar yok. Burada bile kar yok ya. Neyse, neticeyi kelam. Geldik belediye binamıza arkadaşlarım. Şuraya bir polis karakolunun içerisinden yapılıyor belediye binası. Şöyle belediye binası bu. Merkez Bankası bu ve diğer bina da bu. Buraya normalde küçük evler olarak tasarlamıştık ama şu binaları denize karşı. Aslında belediye binasını şuraya yapmak istiyorum ya. Şöyle. Aha şunu şöyle denize karşı yapmak istiyorum belediye binasını. Burayı altını dolduracağım. Tıpkı o Kadıköy'ün kenarlarında doldurma yerler var ya, onun gibi yapacağım. Bu dursun. Tamam bu dursun. Önce şuranın o zaman şeyini yapalım. Sosyal yardım ofisini yapalım. Şurası çok büyük bir arazi değil. Arkada tepelik alanlarım var.
Şu kısımda sosyal yardım yapacağım. Ortalama büyüklüğüm bu şekilde. Tamam. Bölgeyi biraz hareketlendirelim. Buradan arka kanada doğru bir adet yol çıkarıyorum sevgili gençler. Şöyle işim yaramayan özellikleri de kapatacağım. Şöyle bir adet yolumu çıkardım. Sonra bu yolu şunun karşılaştığı yere böyle buradan getiriyorum. Buradan da ikisini şöyle güzelce birleştireceğim. Hadi bakalım, let's go. Tamamdır. Şu köşede bir... Ay, burası ne ya? Kasis koyduk gençler. Dursun mu lan? Fena da durmuyor ama nasıl kasis oğlum? Uçurum gibi ya. Tesla videosu var ya, uçuyor bir tane. Onun gibi olur burada. Bizim vatandaşlar uçar. Ve ikinci hamleyle de buraya geldim. Okey, çok güzel. Şimdi yapımızı yaptık tekrardan, değil mi? Şurada trafik lambasına gerek var mı acaba? Olabilir, dursun. Ellemeyeceğim şimdilik. Evet, geldik arkadaşlar. Belediye hizmet binamıza. Şöyle koymak istiyorum ben. O yüzden bunu iptal edeceğim. Şöyle yönünü bir tur atlatayım. Şöyle köşelere çok yanaştırmak istemiyorum. Tamamdır, koydum. Süperdir. Bunun ekstra bir binası yok. Sosyal yardım ofisi olduğunda etrafta evsizler minimuma düşüyor. Bakalım nerede eksiğimiz var. Şu bölgede bir sosyal yardım eksiğim var. Bu da çok büyük. Buraya da gitmez. Aslında şuradaki ağaçların şunu iptal edebilirim sevgili gençler. Buradaki ağaç bölgesinde. Onun yerine bir adet de buraya koyacağım. Şöyle yapıştırmalı yapalım bunu. Şöyle koyabilirim galiba. Tamam mıdır? Bunun etrafı biraz gıcık durdu. Bakın otopark ihtiyacı da var gibi sanki. Araçlar biraz buraya yığılmış gibi duruyor. Ama bunun içinde de otopark var. Neyse, ben genel olarak bir tane ücretsiz yapacağım ya. Kamerayı da yanlış yerde unutmuşuz. Hemen yukarı taşıdım kendimi. Şöyle bir binam var. Sığsa çok güzel olur. Ben bunu sığdırıp biraz diğerinin içine doğru çekeceğim. Sevgili gençler. Şöyle yukarıya doğru alacağım. Bu da bir park ofisi binam. Şekilde şunları da iptal edeyim. Bana yorumlarda şehrin görmek istediğiniz yerlerini güzelce yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hiç sorun değil. Ben onları sizlere videolarda hem gösterir hem de anlatırım. İnternetim geldiği için tekrardan yorumlara bakabiliyorum artık. Bir ara bir 5-6 gün bakamadım ama geriye dönük yanıtladım. Onlara da bilginiz olsun. Bu arada videonun sonunda da bir sponsorumuzun tanıtım videosu var arkadaşlar. Onları da sizlere oradan da satışlar oluyor. Onların da bilgisini sizlere aktarmış olacağım. Şu şekilde gençler, arada kalan yerlere de küçük küçük çalılar koyuyoruz. Artık biraz daha böyle seyrek yapmayı düşünüyorum ağaçları. Beğendiyseniz evet, bu stil daha iyi. Beğenmediyseniz de beğenme ihtimaliniz olan stilleri muhakkak yazmayı unutmayın. Yeter burası ya, çok daraltmayacağım. Gökdelenlerin yanında hemen şöyle sosyal yardım durumuna bakalım. Oo, bütün bölgeye yetiyor. Şimdi köylerim kaldı sosyal yardım yapılmayan. Şimdi sanayide bir kuruluş yapsak. Şu dağı yapmak istemiyorum. Daha çok büyük. Burada kalsın. Ali Tepesi gibi duruyor burası. Ama şuraya bir yardım ofisi gider gibi sanki. Eğer sığarsa bir tane daha yapayım. Şimdi homeless diye bir problem var bu oyunda. Oynayanlar zaten biliyor. Onlar adı soyadı gibi biliyor bu problemi. Ama oynamayan arkadaşlar bu sosyal yardım ofisinin ciddiyetini şu an kavrayamıyorlar. Arkadaşlar homeless dediğimiz problem... Şehirde binası yıkılan, bizim yıktığımız, taşımak için vesaire yıktığımız evler var ya. Bu yıkılan evlerin şeyi, içinde yaşayan vatandaşların evleri yıkıldığı için evsiz vatandaşa dönüşmesi. Evsiz vatandaşa dönüştüğü için de dehşet derecede şehirde probleme sebep oluyorlar. İşte bu duruma problem olmak için bir tane mod çıkarmışlar. Adı Bye Bye Homeless diye bir problem. İster onu kullanıyorsunuz, ister benim gibi sosyal yardım ofisi yapıyorsunuz. Bye Bye Homeless çok iyi çalışmıyor. Yani bir nebze de olsa şehirde homeless'ları bırakıyor. Yani evsiz vatandaşları bırakıyor. Şurayı biraz dağıtıyorum müsaadenizle şöyle. Yani o yüzden şehrinizde böyle sosyal yardımın ulaşmadığı bir bölge kalmasın arkadaşlar. Hani Amerika'da böyle evsizlik bir şeydir ya, nasıl diyeyim. Böyle bir kültürdür yani, adam dışarıda yaşamak ister. Bunu oyuna da iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde aktarmışlar. Evsizlerle siz de uğraşın. Madem biz Amerika'da uğraşıyoruz, siz de uğraşın diyorlar. Abi çok güzel şehrimiz, dağınık ya. Her tarafta bir şehir var yani, ilçe var. Arkadaşlar Arif Aktürk abi diyor ki ben 11 aydır destekçiyim kardeşim diyor. Havalimanına benim adımı vermezsen diyor seni yakarım diyor. Şu katıl abonesinden destek olmuş. Onu da ben görünce abi dedim, vallahi dedim beni can noktamdan yakaladın dedim. Veriyorum dedim. Hayırlı olsun dedim. Arkadaşlar Arif Aktürk Havalimanı olarak havalimanımızı güncelliyorum. Diğer destekçi arkadaşlar da öncelikli olarak yorumlarını yapabilir. A.Aktürk olarak yapıyorum, tamam mı? Çok uzun görünmesin. Havalimanı. Şöyle. A.Aktürk Havalimanımız burada. Arif abi sen herhalde kendini anlarsın buradan. Diğer arkadaşlarımız da kendi şeylerini, destekçiler öncelikli. Destekçi arkadaşlar yorumlarını bırakabilirler sevgili gençler. Şimdi biz homeless problemini çözdük. Buradan devam edebiliriz değil mi projemize?
Artık daha az evsiz vatandaş olacak. Evsiz vatandaşları da yıkmak için şu buldozer modunuzu eline alıp arkadaşlar şehirde geziyorsunuz. Genelde park kenarlarında şeylerde falan oluyorlar. Böyle yoğun insanın olduğu yerlerde oluyorlar. Geliyorsun böyle deli deli koşuyor, tamam mı? Şu mu acaba, bak yazar burada kıdemli eğitimli zengin, bu değil. Mesela böyle paçavra giyiyorlar elbise olarak. Şehirde suç oranını yükseltiyorlar, mutsuzluğu yükseltiyorlar, kasmaya sebep oluyorlar, her şeyi var. Böyle buldozer moduyla geliyorsun, şöyle yıkıyorsun abi. Onu yakaladığında yıkılabiliyor. Ya da buradan tıklayıp böyle silebilirsin. Hangisi ise artık sana kalmış. Teker teker sileceksiniz. Eğer homeless problemi varsa bunu yapmanız gerekiyor, tamam mıdır? Buraya geldim sevgili gençler. İki küçük parkla bölgeyi bitireceğim. Ooo, parktan ziyade park bakım ve yol bakım. Bebeğim, yol bakım da koyacağım buraya. Burası bir belediye. Aa, bir dakika. Sorry. Şey, binanın içerisine giriyormuş o. Şöyle yapsam buraya giriyor. Böyle yapsam bunu sonra geriye çeksem şöyle biraz arkaya doğru şekilde. Bunda sıkıntı yok zaten. Anarşiyi kapatalım. İçindeki ağaçları silelim. Neredeyse zaten altında ağaç kalmamış ama gene de ben bir şöyle etrafı genel bir temizlik yapayım. Şimdi bunun ekstra bir binası var. Bence yapılabilir o. Şu an burası da böyle olmuş oldu. Şuralara da yine şöyle bir iki tane çalı atalım arkadaşlar. Evet, burası. Burası da düz. Bir viraj yok. Buraya da bir şeyler koyalım bence. Buraya da Türkiye'nin doğal bitki örtüsü çam koyuyorum arkadaşlar. Çam bizde meşhurdur. Ondan da olsun. Burası biraz daha özensiz, aceleye getirilmiş bir kavşak izlenimi uyandırmak istiyorum. Şunlar çalı değil mi? Evet, okey. Şu kısım boş, böyle kalsın. Hatta şuraya da biraz bir şeyler yapayım. Tamam, burası da yeterli. Evet, geldik buraya. Burada zaten çok bir detay yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle ağaçlarla burayı süsledim. En azından dedim boş durmasın. Onun yerine, pardon, yollarla süsledim. Ağaç koymadım ki ben buraya. Şimdi koyuyorum. İki tane de şöyle çalı koyup olayı bitireceğim. Tamamdır gençler, olayımız bu. Maksat burayı biraz daha böyle şehirden bir bütün olarak göstermek. Şimdi gençler bakın, şurada bir boş arazim var. Görüyor musunuz şurayı? Burada ben yüksek katlı binalarım oluşsun istiyorum. Bunlar market binaları olarak karşımıza çıkacak güzelce. Şöyle geriye doğru 2-4, ondan sonra 4'e 4 mi oluyor bunlar? 2-4, 4'e 4. Aynı şekilde 4'e 4. Böyle devam edeceğim. Full 2-3-4. Şu arada bir boşluğum var. 2-3-4. 2-3-4. Bu şekilde. Tamamdır. Burada şöyle bir yerim var. Zaten arkaya gidemem. Arka tarafta dağım var. Tünele girişim var şuradan aşağı doğru. Görüyor musunuz? Bu tünel girişini dün şeyden, Steplanner'dan izledim. Adam şöyle yapmış. Abi bakalım oluyor mu? Bizde niye olmuyor? Adam yapınca oluyordu. Yani bu tünelin girişi şöyle çapraz oluyor. Onu yapmaya çalıştım da yapamadım. Allah Allah. O adam yapmıştı ya. Şuraya kadar yapıyor o zaman gençler. Şöyle yapıyor. Ama gene de kötü duruyor ya. Her türlü kötü. Tünelin oyunda update edilmesi gerekiyor. Gençler bu arada yeni güncellemede arabaların içine girdiğinizde böyle tünelleri izleyebiliyor musunuz? Bu birkaç ay önce gelmiş. Ben fark etmemişim. Bana yorumlardan yazdılar. Tünelimizin içi hani geçenlerde çok karmaşık olmuştu ya yaparken. Bence çok iyi abi. Sadece oyuna biraz tabela falan gelmesi lazım. İşte 2'ye düşüyor. İşte 1'e düşüyor. Sağdan çıkış vesaire gibisinden. Böyle bir alt geçit üst geçit. Vay, çok güzel duruyor ya. Muhteşem ya. Bu büyük kavşak hastane merkezi. İl Sağlık Müdürlüğü değil, ilk yaptığımız hastane merkezi yangınların çıktığı. Buradan da şehrin kalabalık yerlerine gidiyor. Çok güzel ya valla. Ne emek var burada biliyor musun? 50 saat falan oynamışım bu save dosyasını. 50 saat boyunca hayatımı 50 saati bu oyuna feda etmişim yani gençler bu haritaya. Bak birbirinin önüne kırıyor bak, şerefsize bak, gördün mü az önce? Adamı kaza yaptırtacaktı. Güzel. Neyse ben ayrılıyorum abi. Şehre geldi bu. Ben gideyim işime bakacağım. Belediye binası burada dedik. Burada köy evleri olacaktı. Belediye olursa olmaz.
Şuraya bakayım. Şurası megapolün olduğu bölge olacak. Özellikle şu sahil kesimi. Burada ne var beyler? Ne oluyor? Lan niye kaza yapıyorsunuz? Yol bakılmadı mı acaba? Bakımı mı yok yolun? Yo, yol da bakılmış ya. Bireysel hatalar kardeşim ya. Gençler, burada düzenli çalışabileceğim bir yer yok. Şimdi iki grup var izleyicilerim arasında. Bir grup çok düzensiz yapılardan hoşlanıyor. Bir grup ise çok düzenli yapılardan hoşlanıyor. İşte düzensiz yaptığımda oh diyenler var. Düzenli yaptığımda oh diyenler var. Birbirleriyle çatışıyorlar sürekli, chatte görüyorum. Tamam mı? Burayı kafama göre yapacağım. Beni bana bırak. Bırak beni. Bırak ya. Allah Allah, ben yapacağım ya. Buradan buraya geliyorum. Şöyle dümdüz rampamı yaptım. Dağları ellemiyorum. O yolun altını ayarlamam lazım. Bu buradan böyle geliyor gençler. O çok yakın oldu kavşağa. Şuradan gelsin. Şuradan gelsin. Okey. Buradan gelsin. Bu birincisi. İkincisi, kavisli bir şekilde bunu buradan şuraya getiriyor. Bu şehrin ana yolu. Yani buradaki ilçenin ana yolu bu oluyor. Tamam mı? Bunu da buradan buraya getiriyorum. Hadi kardeşim, sizi kavuşturacağız sizi kardeşim benim. 500 tane çizgi var ya. Şöyle yapsam nasıl olur? Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok az bir köşe var. Bunu kimse görmez. Bunun bir de ortasına. Ay ne iyi olur bak. Ortasını refüjlü yapayım ben bu yolun. İzleyin. Telefon için kusura bakmayın. Açık kalmış. Oyunun en sevdiğim müziği çalıyor. Bu müzik benden, siz değerli beni sevenlere gelsin arkadaşlar. Evet, ortasını önce çim yapıyoruz. Buradan buraya kadar. Sonra ağaç ekliyoruz. Bu yol çok fazla kullanılmadı bu şehirde ama arada bu bağlantıları atmam gerekiyor. Sanırım bu yolla birlikte kullanım artar mı? Gerçi havalimanı şu kavşakta, artmaz. Adam otobanı tercih edecek. Okey. Zeytin Sokağı diyor. Ne kadar güzel bir isim ya. Çok çok şu an yumuş pamuk gibi oldum yani şu an. Şey yapsanız bir şey demem. Gençler, şu kavşağa bir tane daha yol girsin istiyorum. İki şeritli. Tamam mı? Lan burada bunu kaldırmayacak ama. Böyle şuraya doğru gelsin istiyorum. Bakayım. Yok, bu da kavisli gelsin ya. Şöyle gelsin. Buradan buraya. Arazimiz çok fazla yok. Değerlendirelim araziyi. Dağlar çok yer kaplıyor. Tamam. İkinci partım da burası. Bunu da buradan getirip şuraya bağlayayım mı şöyle sizce? Şu bölgeye. Bir bakayım nasıl duracak. Fena durmadı lan chat. Zaten burası tek yön. Bekle bir dakika. Bunu buradan iptal ediyorum. Ha, gelme üçkağıtçı. İki şeritli buradan. Şöyle tek de olabilir aslında ama iki alacağım gibi. Böyle buradan buraya geleceğim sevgili gençler. Buradan buraya bağlanacağım. Bu bir. İkincisi, bunu da buradan şöyle getirip buradan da buraya bağlanacağım. Üçgen bir dönel kavşağım oluşmuş oldu burada. Şunu iptal edebilirim. Burada artık buna ihtiyacım kalmadı. Ağaçları da iptal edeyim. Ağaçlar da kalmasın ortada. Yaya geçitlerinin fazlalığını da alacağım. Şunu iptal ediyorum. Şunu iptal ediyorum. Şu köşelerde var zaten. Bu da iptal. Şu şeyler de iptal. Tamam. Okey, her şeyimiz iptal. Ya arkadaşlar, şu aşağıda Vermont otoyolu yazıyor. Ben bu otoyolun ismini kaldırmak istiyorum. Acaba bunu bilen varsa bana söyleyebilir mi? Tıklayamıyorum ismini. Gece modunu alıyorduk bir yerden. Şeyle buldozerle aldığımda tıklanmıyor. Hiçbir şekilde yapamadım yani. Yardımımıza ihtiyacım var. Yapamadım gitti ya. Neyse, anlaki. Sağlık olsun. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şurada bir dönel kavşak var. Artık her yerden de bu yolu öğrenmişler. Simülasyonların öğrenmesi gerekiyor şehirde yaşayanların. Artık burayla da bir işim kalmadı. Şimdi şurayı da artık pay edebilirim diye düşünüyorum. Şunun arkasından bir yol alsam şuraya doğru. Tatlı durabilir bence. Dar bir yol değil mi bu? Dar yol. Şöyle dar yolla devam edelim. Böyle arkaya doğru dümdüz alacağım inşallah. Şöyle aldım ama nasıl durdu? Yani bence düz aldım ama. Düz değil gibi. Bilmiyorum. Bunu böyle ileriye doğru alıyorum sevgili gençler. Böyle karışık kuruşuk gidelim bakalım. Yani spontane gidiyorum. Nasıl bir şey çıkar hiç bilmiyorum gerçekten. İnşallah güzel çıkar. Şöyle bir güzel bir meydan oluştu. Şu yolun etrafında çim yapalım mı? Biraz güzel dursun. Şu ayın 9'unda bir mod çıkacak. Şu çıksaydı bir hayırlısıyla, onu bekliyorum. Böyle çok değişik yollar yapabiliyorsunuz. Kendinize özel artı eksi falan özellikleri var. Dur ben onu yarın bir videoda tanıtayım ya. Tanıtımını izleyeyim yani. Şu iki bölge tamam. Şunun tepesine bir tane kule koymayı düşünüyorum. Şuraya bir yere böyle bak. Tam böyle şura mı? Şura iyi. Buraya bir kule koyulur. Bunun ortası boş kalsın. Orta kısmına orta yoğunluklu konutlar koyacağım. Nefret ediyorum konut yapmaktan. Çünkü oyun gerçekten çok kasıyor gençler. Bu ne lan? Ne sesi oğlum bu lan? Bu geminin sesi beni nasıl rahatsız edebiliyor oradan? Şöyle bir tane koydum. Bekleyin. Biz binamızı kendimiz seçelim. Bunu iptal ettim. Evet arkadaşlar, orta konut yazıyoruz ve buradan
kafamıza göre seçeceğiz. Gençler şöyle, aralarında birer ikişer tane boşluk olacak şekilde, oraları değerlendirebileceğim şekilde kocaman bir site yapacağım burayı inşallah. Şunu bir tane yana kaydırırsam eğer, bunu aşağı doğru mu bakarak yapsam, bunu köşeye kaydırmak istiyorum ya. Neyse böyle dursun bakalım da şimdilik halledeceğiz. Kocaman bir site olacak inşallah burası. Nasıl oldu abi ortada? Yuvarlak bir site. İçinde de böyle tasarım yaparız buna. Bence iyi. Hiç bozmayayım. Çok iyi oldu. Bunların altını boyayayım abi. Bu Ena değil mi? Tamam. Hepsi boyandı. Aa içinde vatandaşlar var lan çoğunun. Nasıl olabilir? Çok acayip. Bence o bug'lı ya. Birazdan gelecekler. Şimdi sevgili gençler, ilk yerimiz bura. Detayların hepsini birazdan hızlandırmayla halledeceğim. Burayı ellemiyorum. Buradan aşağı belediye gelecek. Şurada da meydan ve pazar yapayım diyorum. Küçük marketlerden. Mesela şuradan başlayalım abi. Şuraya marketler yavaştan kurulmaya başlansın. Şurada bir şey istemiyorum. Bunu bir kapat. Şey diyeyim mi? Tramvayın ortasına bundan yapılıyormuş beyler ya. Niye bana bunu kimse söylemedi? Çok tatlı görünüyor. Şöyle bakar mısınız? Ay. Vallahi çok tatlı görünüyor. Biraz kaydırdım yolu ama olsun. Buradan sonra yapmayayım çünkü buradan sonra yapınca şehrin biraz dengesi bozuluyor. Dengesizleşiyor. Şuraya kadar yapıp burada bitireyim. Diğer yerler asfalt olsun. Şöyle. Orada bitiyor. Üst geçirinin olduğu yerde. Bunlara tamam. Şimdi iyi bir trafik gelecek. Ben oyunu bir 2x alayım. Yavaştan bir trafik rahatlasın. Marketleri bizle başlıyorum. Bölgenin market ihtiyacını karşılamak adına. Buradan buraya kadar. Şöyle 3-4 tane daha. Oradan da şuraya kadar. Bak şunlar olmaz. Bunların hepsini tekrar. Tekrar. Tamam şöyle yapalım. Bir tane daha alıyorum. Ya da 2 tane ekliyorum. Tamam. Marketlerimiz aynı tip olsun. Lütfen rica ediyorum. Şu bölgede şimdi bakalım imza binalarımızdan neler var. Burayı bir meydan haline getireceğim. Ucu böyle belediye binasına çıkacak şekilde istemişlerdi. Şuraya kadar getirsem ara yolu buradan belediyeye çıkar. Evet böyle yapabilirim. Lan arkadaşlar marketleri büyük seçmişim ya. Allah cezamı vermeye. Ben bunları küçük seçtim sanıyordum. Neyse belediye binasının altını taşla doldurduk. Dağdan taşları çaldık buraya getirdik. Artık belediye binamız şu köşede şöyle olabilir. Hatta şöyle biraz sağlı mı koyayım? Yok tam ortalı olsun. Yanına biraz da plaj yapacağım. Belediye özel plaj. Şöyle sanırım yeterli olacak. Ekstra bir binası var mı içerisinde? Varmış. Şehir planlama ofisi ve şehir mahkemesi olarak duruyor. Burası bir köşk gibi düşünün burayı. Boş verin planlamayı falan. Hem köşk hem de belediye başkanı. Yani benim yaşayacağım yer olarak bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun önü tabii ki de hem buradan hem de diğer taraftan Y caddesi olarak belirlenecek. Tam ortasından da şöyle arkaya doğru bir yol alıyorum. Tam bu caddeye kadar da çıkacak arkadaşlar. Bak bu binalar çok değerlenecek. Tamam mı? Şu binalar çok değerlenecek. Yazın bir kenara. Taşkafa kardeşiniz size şimdiden söylüyor. Şunun iki köşesinde şimdi şu şekilde süsler kullanacağım. Bu biraz güzel duruyor. Yani ben beğeniyorum. Beğenmeyenler var biliyorum ama beni idare edin. Ben size diyorum siz de beni edin. Bir şey olmaz. Şimdi belediyemizin asıl binası burası. Ben aslında etrafını plaj yapacaktım. Evet yapayım ya. Aynen plajı çünkü fetişiniz var sizin. Bir de plaj fetişi var. Geçenlerde bir tane daha vardı. Neydi o? Ha beton. Bir de plaj fetişi var sizde. O ikisini şey yapmak için mecbur arkadaşlar. Tatmin etmek için yapacağız. Şimdi burayı bir... Bu değil özellik. Burayı bir istinat duvarına çevir. Bu taraflar iptal. Bu dibe kadar gidecek burası. Bunu böyle komple etrafını çevireyim korkulukla. Şurası plajım olacak benim. Ufak bir belediye plajı. Şöyle arkaya doğru yapabilirim bence. Biraz daha böyle yaylım şekilde de kullanabilirim sanki. Evet şu şekilde. Buradan buraya kadar istinat duvarlarıyla kapatılmış bir bölge. Buradan da arkaya doğru şöyle yayılım şekilde bir arazi olacak sevgili gençler. Şekilde görünecek burası. İşte buradan etrafı izleme, görme, gezme, tozma vesaire gibi etkinlikleri yapabilecekler. Şurada Anarşi Caddesi, Ançor Caddesi'ymiş. Onu kapattık. Geldik bu tarafa. Şimdi bu tarafta ise aslında önce şeylerim iskelemi yapsaydım ya. Şu ağaçları bir alayım. Denizin içinde ağaçlar kalmış. Bunlar olmaz. Bunları bir iptal ediyorum. Arkadaşlar önce iskele yapacağım yeri şöyle toprakla güzelce doldurdum. Sonra da iskele yapacağım şekli buradan yukarıya doğru şöyle toprak yığınıyla beslemeye çalışıyorum. Hatta şöyle yapayım. Biraz daha geniş alacağım burayı çünkü. Tamamdır. Şöyle arkaya doğru iyice bir yayılım yapayım. Hani güzel görünmesi açısından burayı böyle yapacağım. Şu taşlarla falan süsleyeceğim. Su içinde taş çok lezzetli görünüyor tabiri caizse. Bunları böyle etrafa iyice yayalım. Burası bizim iskelemiz. İskele içinde şöyle bir görsel oluşturacağım.
Buradan arkaya doğru. Şöyle 21 değil de. Dur, saçma sapan bir ölçü değil. Şu benim işimi görür. Aynı şekilde şu da işimi görür. Buradan da diğer tarafa doğru. Şöyle ufak. Çok büyük değil. Buradan daha ileri doğru şöyle. Yine buradan şu şekilde iskelelerim. Şöyle arkadaşlar, hatta şunu da bir açayım isterseniz. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu biraz uzun olsun. Diğeriyle aynı olsun. Böyle bunların da önünü kapatmış olsun. Tamam. Böyle bir iskeleyle beraber güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi kayaları koyacağız. Kayaları koymak için hangi moda ihtiyacım var demiş. Abi öncelikle Find It diye bir modumuz var. Bu olabilir. Ya da Pick Staff diye bir mod var. Bu da olabilir. İkisi de işe yarıyor. Mesela Pick Staff'ın var örneğin. Geldin şöyle bir belediye binasındaki kayaya tıkladın. Eline zaten kaya geliyor. Böyle bir arama ekranı geliyor. Arama ekranına Boulder yazıyorsun kanka. Boulder. Ve rastgele kayayı seçiyorsun. Rastgele ile beraber buraları şimdi şöyle güzelce süslüyorsun kanka, tamam mı? Bu şekilde. Bu biraz zahmetli bir iş. Ben bunu biraz hızlandırıp geliyorum. Evet gençler, bir dakikalık bir hızlandırma sanıyorum ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir şekilde yolcu gemimizi koyduk. İşte buradan da yolcu alıyormuş veriyormuş gibi. Tabii belediyeye ait bir yolcu gemisi. Milyon dolarlık bir gemimiz var. Kimin var? Benim var. Sizin yok. Vatandaşları yok kardeşim. Ben aldım mı gemiyi, aldım. Bitti yani, Allah Allah. Tamamdır sevgili gençler. Dekorasyonumuz okey Tom. Şimdi belediye binamızı yaptık. Geliştirmelerini yaptık. Kredi faizlerini düşürdük. İthalat maliyetini arttırdık. Bina tavsiye maliyeti. Tesviye neymiş lan şehir? Ha, bina yapım maliyeti galiba. Suç oranını, her şeyi düşürdük. Nüfus 85 bin oldu. Bakın bu bölge tamamlandı. Şimdi şu aradaki bölgede böyle yaya yollarından oluşan bir mahalle yapmak istiyorum ben buraya. Yani burası tam bir çarşı izlenimi uyandırsın istiyorum sevgili gençler. Buradan şöyle yapayım isterseniz. Sanki şuradan şöyle çıkarırsam çok daha iyi olacak gibi. Bir parça böyle, bir parça da böyle. Arada bir uçak geçiyor, kusura bakmayın, beni de tilt ediyor. İnanın, ama onun sesini kapatmayı bulamadım. Şunlar modlu olan yapılar galiba, değil mi? Evet, modsuzları var mı bunun? Orijinalleri nerede? Evet, orijinalleri çok güzel ya, zalim. Ben kaldırımlı olan varyantlardan birini tercih edeceğim. Çok şık duruyorlar anasını satayım. Şöyle koskocaman bir bölge yaptım sevgili arkadaşlar. Burası da full pazar, çarşı, meydan olarak karşımıza çıkacak. Abi şu orta kısım, bir dakika, önce şuraları bir kapatıyorum. Şurayı bir kapat, şurayı bir kapat. Ağırlığı iç bölgelere versin, tamam mı? Yine şurayı da şöyle bir kapatayım. Artık bütün binaları iç bölgelere yapabiliyorum. Şu binaya yakın olan tarafları küçük tekil ofislerle destekleyeceğim. Çünkü bunlar nispeten marketlere göre çok daha az ses yapıyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı vatandaşlar birazcık daha az rahatsız oluyorlar. Orta kısım park olacak. Aynı şekilde şu ofisler bitti. Biraz da market yapacağım. Şöyle o müşteri potansiyelini de kaçırmak istemiyorum. Dedik biraz yanlış oldu. Şurada bitireceğim. Gerisi, hatta bunu böyle iptal et. Gerisi park olsun. İki sıra şuradan itibaren devam edebiliriz. Şunu iptal etsem ben, şu kısmı. Orası tüm çizgi olsa. Heh, şöyle. Bunu böyle alayım. Buradan aşağı kadar full zaten market, benzin istasyonu. Ne istiyorlarsa onu kursunlar. Hiç karışmıyorum vatandaşlarıma. Kafanıza göre takılın kankiler. Buradan buraya kadar da market ihtiyacı. Marketi ofislere nazaran bir tık fazla seviyorum. Sebebi, marketlerde daha fazla insan kalabalığı oluyor. Ticaret için dışarıdan daha fazla insan geliyor. Ofislerde bu durum söz konusu değil. Sadece bölgede çalışanlar geliyor. Bir de business turistler geliyor arkadaşlar.
Evet, meydanın orta kısmı da burası. Varsa ekstra ağaç onları da bir alayım, alttan çıksın, kasmasın oyun. Kasmaya sebep olmasın. Şimdi bir iki tane de park koyalım. Burası da meydan olsun. Şu yuvarlak şekilli olan var ya, ah be, bu çok iyiydi ya. Bunu çok beğeniyordum. Bunları beğenmiyorum. Bozuk. Şuranın da yapı iznini tekrardan açıyorum şöyle sevgili dostlarım. Şu köşelerini de aynı şekilde açacağım. Bunlar çok pratik oluyor gerçekten, binaların şeklini değiştirmede. İşimi acayip kolaylaştırıyor, bildiğiniz gibi değil. Sevgili dostlarım, iki tane böyle çapraz simetrik şekilde normal park koydum. Bir stadyum gider değil mi bu dakikadan sonra? Ve bence böyle güzel bir alanda, Antalya'daki tiyatro alanlarına benzer bir tiyatro olabilir diye düşünüyorum ama çok mu gıcık oldu acaba bu? Gıcık oldu, evet. Şöyle şu zımbırtının yanına da iki adet normal park yerleştirdim. Çapraz olarak orayı tamamladık. Şurası diğerine çok benzer, o bir dursun. Çarşının ortasında kaykay alanı olmazsa olmaz diyorum ve iki adet de kaykay alanı yapıyorum. Bu bölgem de tamamlandı. Şimdi ben buraya bir detay gireceğim. Detayı biraz hızlandırmada yapayım. Şu tarafı sizle birlikte hızlandırmada yapalım. Üst tarafı beraber konuşarak yapalım ve hızlandırma geliyor. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen beğenilerimiz, yorumlarımız ve abonelik sayılarımız düşmesin. Arttırarak devam edelim. Bebek nedir ya? Evet bebekler. Yeni bir aşamayı daha bitirdim arkadaşlar. Bazen beynim duruyor ya da yarım çalışıyor. Cümlenin yarısı yok. Nerede bilmiyorum. Çok güzel oldu burası ya. Gerçek bir çarşı oldu. Çarşı görünümünü vermeyi başardık burada. Biraz çok gürültü var ama ya. Yani ben rahatsız oluyorum böyle çok yaklaştırdığım zaman. Kafamı düdüklüyorlar tabiri caizse. Belediye binamız. Hemen önde bir kurvaziyerimiz. Ondan sonra şeyimiz. Dur. Dün size bir şey söyleyeceğim. Nerede bu toplaşımadan gemi? Gemi. Şurada. Bunun içine acaba yolcu limanı koysak nasıl olur diye bir yorum gelmişti de. Kardeşim şu çok sığacak gibi değil ya. Neyse, onu da şuradan bir yere yaparız. Feribot isteyen var. Feribot yok arkadaşlar oyunda maalesef. Yani en küçük gemimiz bu. En küçük feribotumuz bu. O da bir deniz kurvaziyer yani. Buna feribot diyen yeni bir gözlük taktırsın kendine. Şimdi ben burayı bitirdim. Gördüğünüz gibi tatlı bir mekan oluştu. Şöyle bakınca da böyle güzel görünüyor. Yani burası biraz daha sakin yer. Daha önce de planlamıştık zaten. Sadece şu tepede bir gökdelen olacak. Şu özel şehir imza binalarından birini koyacağız. Beğenelim hatta. İsterseniz devasa kule buraya iyi olur gibi şu tepeye.
Hem şehri görür. Daha yükseği varsa ona da bir bakayım ya. Bunda çok insan yaşar ha. Var ya. Bunlar da en az bir 2-3 bin insan yaşar bence. Bunu şuranın ortasına koyacağım. Buraya düşünmüyorum. Orta Çağ Kalesi'ni buraya koyabilirim gençler. Aslında Gökdelen düşünüyordum ama kale koymak nasipmiş. Bunu bir koy. Sonra bunu bir yık. Yeri bir belli olsun. Ondan sonra bunu bir düzleştireyim bakayım. Böyle yamuk yumuk kale mi olur ya? Şöyle. Orta Çağ yapıları bence şu an günümüz yapılarına bin basar arkadaşlar. O kadar deprem, felaket görüp yıkılmadığına göre gerçekten bin basar yani, şaka değil. Tamam, burası kale olacak şimdi. Kale. Aslında Gökdelen de iyi olurdu ya. Neyse. İçimde kaldı. Ne yaparsam yapayım diğeri aklımda kalacak. Ne derler kardeşim? Orta Çağ kalemiz tamam. Ekstra bir genişletmesi yok. Artı 20 kapalı alan rekreasyon şeyi veriyor. Bunun önü komple yaya caddesi olacak sevgili gençler. Şöyle. Tamam mı? Bu yaya olsun. Hatta buraya full yaya olsa, ama bu da çok kalın mı olur? Ara yolla mı çıkartayım insanları? Yani insanları bir şekilde buraya çıkartacağız. Buradan bence buraya doğru ben bir iniş şöyle verebilirim diye düşünüyorum ya arkadaşlar, şu şekilde. Çok mu kalın oldu bilmiyorum ama duruma göre şuraları bir şöyle dağıtıp bir şekilde adam etmeye çalışacağız yani. Abi yaya geçireyim de bol bol yaya görelim ya. Çünkü çok yaya caddem yok benim şehirde. İnce yollarda biliyorum istiyorsunuz ama ince yolda yaya şey taşımacılığı çok kötü oluyor. Böyle bir cadde olmuş oldu. Güzel ya. Fena değil. İdare eder. İdare edelim. Tamam. Bu burada tek kalmasın. Bunun ucu tek kalsın. Tek kalınca böyle güzel göründü gibi. Evet, biraz daha genişleteceğim sadece araziyi. Şöyle. Bakın gençler, daha yapmak için bazı fırçalar var. Onları buralarda kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Biraz toprak görünsün istiyorum şöyle. Şu dikey yamaç var ya bunlar. Bunlar görünsün istiyorum. Kale burası zaten. İyi bence, güzel oldu. Kale caddesi diyorum. Tamam mıdır? Şu orta kısmı. Kalemizi de kurduk. Orada tamam. Şimdi buranın detaylarını yapacağız. Burayı gelin beraber yapalım. Çok bir şey yapmak istemiyorum burada. Şuradan aslında... Evet. Dur, harika bir fikir geldi aklıma. Bir tek yön bir cadde çıkarsam arkaya doğru. Hayır dur. Daha iyisi var. Daha iyisi var. Daha iyisi var, bulacağım onu. Şimdi ortaladım. İçeri doğru girdim. Gençler tamam mıdır? Ondan sonra... Buradan değişik park yollarımız var. Onları arıyorum şimdi. Bunlardan birindeydi o. Ya yukarıda ya diğerinde. Bunda değil. Diğerine bakacağız. Diğeri şurada galiba. Evet, yok bu da değil. Aa, bir tane de olması lazım. Evet galiba bunlar. Şimdi ben bunu böyle kapatacağım arkadaşlar. İki özelliği açacağım. Buradan buraya doğru getireceğim. Burası bizim otoparkımız olacak bu binaların. Elm Sokağı var ya. Şöyle. Bunu nokta yapalım. İsterseniz dediğim gibi kural koyup geçen bölüm söylemiştim. Buralardan para kazanabiliyorsunuz. Ekstra bir aklınıza bulunsun. Çok mu büyük oldu? Çok mu dandik oldu? Ya bence fena değil ya. Farklı bir hava verdi buraya. Yine yorum yazın, aklımda bulunsun. Beğenmezseniz burayı değiştirmem ama sonraki yapıları sizin dilediğiniz şekilde yapmaya çalışırım, tamam mıdır? Zaten bölgede çok fazla park var. İçine özel park koymayacağım. Burada yani öyle bir niyetim yok, bilginiz olsun. Onun yerine etrafa böyle yaya yolu bağlantılarıyla şekillendireceğiz. Tatlı şeyler çıkarmaya çalışacağız. Burada yürüyen ne kadar çok insan bizim için o kadar keyifli vakit demek arkadaşlar. Çünkü bunları izledikçe bizler de buradan keyif alacağız. Burası bizim yapımız. Burası bizim köyümüz. Bizim şehrimiz kardeşim. Önce içerideki tüm ağaçları alıyorum. Kafama göre kendi ağaçlarımı koymayı daha uygun buluyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hepsini aldım. Tamam. Şu şekilde güzel. Otopark araçlarımız da gelmeye başladı. Sadece iki taraftan bağlantı vermişiz bu iç kısma. Şuradan isterseniz bir tane daha şöyle bir bağlantı İçeriye yakışır diye düşünüyorum. Hem bu taraftan da bir bağlantımız olur. Şöyle bir adet buradan. Bu da bu kadar yaklaştı madem. Şuraya da yaklaşırsın diye düşünüyorum. Şöyle mi yapayım? Tamam. Bağlantılarımı da verdim. Şuna bir tık gerek kalmamış olabilir belki. Bilmiyorum ama. Buradan bir de yaya geçidi. Ha böyle geçebiliyor mu? Oo süper, tamam. Çok güzel. Buradan gitmek istediğin her yere gidebilirsin kankim. Evet, şimdi orta kısma küçük ağaçlar arkadaşlar. Yani bu millet birbirini görecek. Gençler, kızlar, olanlar birbirlerini görecek, birbirlerini beğenecekler. Burası küçük ağaçlar. Bu şekilde geriye doğru getiriyorum. Yol kenarı boyunca. Küçük ağaçlar bittikten sonra aralarına küçük küçük çalılar. Bunlar dekorasyon amaçlı. Bu da bittikten sonra şöyle rastgele bazı bölgelerde çalılar. Böyle rastgele. Bunlar çok önemli değil. Tamam. Bunlar da bittikten sonra buraya şu belediye binasının önüne koyduğum şeylerden. Kamelyalardan istiyorum. Çardaklardan. Burası da oturma alanları. Buradaki insanların. Benim evin önünde de var bunlardan. Bir tane var ama. 20 tane apartman var, bir tane kamelya var. İnşallah birbirini vurmazlar aşağıda. Böyle kamelyalarla da sosyal aktiviteleri teşvik ediyoruz. Vatandaşlar arasında... Oy kalabalığa bak, komşuluk ilişkilerini teşvik ediyoruz. Çok fazla insan geliyor maşallah. Çöp kutuları olmazsa olmaz. Şöyle her cadde üzerine, her ara sokak üzerine 2 tane arkadaşlar koyuyorum. Kimse yere çöp atmasın. Çöpe sana tam 5000 dolar ceza. Şimdi binaların yanlarına daha böyle kalın ağaçlar.
Bir iki noktada böyle, her yerde değil. Böylece organik bir görüntü çıkarmaya çalışacağız. Tamam, ağaçları da koyduk. Bu büyük ağaçların yanına yabani yeşil çalılar. Bu şekilde. Tamam mıdır? Daha sonra bu büyük ağaçların yanına elma ağaçları. Bu kısa olduğu için elma, London, onlar da güzel oluyor. Ve her şey bittikten sonra gerisi dilediğiniz gibi ağaç koyabilirsiniz. Ben şimdi şu modu seçeceğim ve fırçanın gücünü %50 alacağım. Buradan 3-5 tane ağaç seçeceğim. Şu şöyle bir iki tıklayıp bırakacağım arkadaşlar. Bu karmaşı koyuyor ya kafasına göre. O güzel gösteriyor. CTRL'e basılı tutmanız gerekiyor bunu seçerken bu arada, istediğiniz karmaşık ağaçları. Ve mekan tamamdır arkadaşlar. Hadi girelim içine, gezelim. Alt F moduyla olayımız bu. Beyefendiler, hanımefendiler, ondan sonra burada oturan vatandaşlar. Şöyle tatlı katlı kambur hanımefendiler. İşte keltoş abiler burada. Şurası otopark. Bütün bölgeye erişimi var. Araçlar havada uçuyor ya. Hayır, gel yere düş şimdi, tamam. Baksanıza bak, geldim. Bu düşmedi. Her neyse. İşte burası böyle tatlı bir mekan sevgili dostlarım. Apartmanlar falan böyle. Çok güzel bir site. Harika bir site oldu bence. Evet gençler. Ne yapıyoruz? Daha bu bölümü bugüne yetiştireceğim ben. Şöyle bir kameradan çıkayım. Gideyim bölümümü editleyeyim. Bugün Orta Çağ Kalesi. Ondan sonra arka tarafta belediye binaları, belediye işleri. Burada da normal belediye binasının kalesiyle beraber sizlere güzel bir bölüm sunmaya çalıştım. Hoşuna gidenler bir like atsın. Like atan herkese çok teşekkürler. Yeni bir bölümde görüşmek üzere diyor. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bay bay. Arkadaşlar çok kısa sponsorumu tanıtacağım. Videoların tüm açıklama kısmına şöyle bir kere tıkladığınızda burada InnovaPin sponsorumuzun linki mevcut. Hatta logosu da şurada bir yerde dönüyor. Siteye girdiğinizde hem kayıt olabilir, hem güvenli ve hızlı bir şekilde, hem de gerçekten uygun bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Çekilişlere tıkladığınızda her ay bütün yayıncıların çekilişleri var, bende dahil. Genellikle site bakiyesi hediye ediyoruz ve bu bakiyeyi istediğiniz tüm oyunlarda kullanabilirsiniz. Hepsi burada da, site bakiyesinden tutun da PUBG Mobile'de UC, Valorant'ta VP parasına kadar istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ID yükleme UC fiyatlarına bakalım. Bakın şöyle 10.000, 8.000 UC'nin fiyatları 2.458, 10.560 UC'nin fiyatları 3.360 lira gibi gerçekten uygun miktarlarda UC çekebilirsiniz piyasa fiyatlarına göre. Herhangi bir banyeme riski yoktur. Midaspy'dan alınıyor bunlar. Midaspy'la ortak bir şekilde işbirliği yapılıyor. Aklınızda da soru işareti kalmasın, içiniz rahat olsun. Alışverişlerinizi açıklamadaki linkten yaparak kardeşinize destek olabilirsiniz. Siteye de üye olduğunuzda ekstra mutlu olurum. Herkese çok teşekkürler. Video bu kadardı. Hoşça kalın. İşte taş kafa sahnede, traktörle yolda, farming simülatörde hiç bitmez bu moda. Ekimler yeşerir, tarlalarım top dolu. YouTube'da izleyenler herkes mutlu oldu. Taş kafa, taş kafa, çiftliğin kralı.